Merhaba, Spor'un not defteriyle karşınızdayız. Önce öne çıkan başlıkları aktaracağız. Beşiktaş'ta yeni transfer Burak Yılmaz Antalya kampına katıldı. 2,5 sezon boyunca siyah beyazlı forma giyecek milli futbolcu, "Tekrar gönül verdiğim takımdayım" dedi. Galatasaray'da gidecek ve kalacak futbolcularla ilgili açıklama ilk ağızdan teknik direktör Fatih Terim'den geldi. Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'la yolların ayrıldığını duyuran Terim, Ozan Kabak içinse gitme zamanı bugün değil dedi. Ve Fenerbahçe'de 3 aydır kadro dışı olan Volkan Demirel özür diledi, affedildi ve takımla birlikte Antalya kampına gitti. Sarı lacivertler hazırlıklarını 11 Ocak'a kadar Antalya'da sürdürecek. Premier Lig'de sezonun belki de en önemli maçı oynandı. Manchester City haftalar önce zirveyi kaptırdığı Liverpool'a sezonun ilk mağlubiyetini yaşattı. Bu karşılaşmanın önemli anları da Spor'un not defterinde olacak. Başlıyoruz. Burak Yılmaz bundan böyle Beşiktaş forması giyecek. İki kulüp görüşmelere başlandığını açıklarken Burak, "Hayat beni tekrar gönül verdiğim takımımla buluşturdu" açıklamasını yaptı. Beşiktaş'ın son transferi Burak Yılmaz'la ilgili resmi açıklamalar geldi. Beşiktaş ve Trabzonspor görüşmelere başladıklarını kamuyu aydınlatma platformuna bildirdi. Duyuruların hemen ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan 33 yaşındaki futbolcu, yeniden siyah beyazlı formayı giyecek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Hayat geriye doğru anlaşılır ama ileri doğru yaşanır. Ben de hayatı ileri doğru yaşamaya çalışırken hayat beni tekrar gönül verdiğim takımımla buluşturdu. İnanıyorum ki bu yeniden buluşmanın ileride bir gün geriye bakıp anlayacağımız güzel ve anlamlı bir sebebi var. Ben şimdiden bu yeni buluşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Benim yeniden Beşiktaş forması giymemi sağlayan başta Şenol hocama ve bana inanan herkese çok teşekkür ederim. Bana olan güvene layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Büyük Beşiktaş taraftarının, her bir ferdinin övgüsünü de eleştirisini de saygıyla karşılıyorum. Sadece bilmenizi isterim ki, Beşiktaş formasını giydiğim an itibariyle Beşiktaşlılığın tanımı olan tüm değerlerin ve Beşiktaşlı duruşunun sorumluluğunda olacak ve Terim'in son damlasına kadar Beşiktaş'ımız için mücadele edeceğim." Burak Yılmaz gece saat 2.30'da Beşiktaş'ın Antalya kampına katıldı. 2,5 yıl Beşiktaş forması giyecek milli futbolcu, siyah beyazlılardan yıllık 2,5 milyon euro alacak. Burak Yılmaz, Trabzonspor'da geçirdiği son 1,5 sezonda çıktığı 32 maçta 28 gol attı, 3 asist yaptı. Beşiktaş sezonun ikinci yarısını Antalya'da hazırlanacak demiştik. Kafile Akdeniz'de de coşkuyla karşılandı. Beşiktaş devre arasında kamp yapacağı Antalya'da tezahüratlarla karşılandı. Bir grup taraftar, teknik direktör Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz'ın transfer edilmemesini istedi. Öte yandan kamp öncesi kadro dışı kalması gündeme gelen Ricardo Quaresma sevgi gösterileriyle karşılandı. Taraftarlar Domagoj Vida'ya da büyük ilgi gösterdi. Beşiktaş hazırlıklarını 14 Ocak pazartesi gününe kadar Antalya'da sürdürecek. Siyah beyazlar bu süreçte 3 hazırlık maçı yapacak. Galatasaray Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'la yollarını ayırdı. Ozan Kabak'sa en azından sezon sonuna kadar takımda kalıyor. Eren ve Serdar'la çalışma kültürlerimiz farklı diyen Terim, Ozan'ın ayrılık zamanının gelmediğini söyledi. "Teknik olarak sezon sonuna kadar kalan kısmı için kadro planlamamızda yoklar." Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'la ilgili kararlarını bu sözlerle duyurdu. Terim açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. "Her iki oyuncumu da çok seviyorum ve onlara kariyerlerine, yeteneklerine de saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum." Serdar Aziz 17. hafta maçından önce rahatsızlığı yüzünden kadroda yer almamış, devre arası izni için Türkiye'den ayrılmıştı. Bu gelişme üzerine yönetim milli futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istemişti. Fatih Terim ile Serdar Aziz arasındaki son görüşmede de durum değişmedi.
Galatasaray'da bu sezon çıktığı 18 maçta 10 gol atan Eren derdi yoksa takımın en golcü oyuncusu konumundaydı. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Mayıs ayında sona eriyor. Ozan Kabak ise Galatasaray'da kalıyor. Genç futbolcunun 7,5 milyon euroluk serbest kalma maddesiyle takımdan ayrılması gündeme gelmişti. Bu sezon altyapıdan A takıma çıkan 18 yaşındaki Ozan Kabak toplam 16 maça ilk 11'de başladı. Fatih Terim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada transferdeki hedeflerini de paylaştı. Aramızdan ayrılacak ve görüşmesi süren oyuncular var. Hazırladığımız ihtiyaç listesinde görüşmeleri süren ve aramıza katılacak oyuncular da var. Olmazsa olmaz forvet ve stoper mevkilerinin dışında belki bir kanat oyuncusu ve bir orta saha oyuncusunu da takıma dahil edebiliriz. Galatasaray'la geri Rodriguez'in yolları ayrılıyor. Sarı Kırmızılar 28 yaşındaki futbolcusunu Suudi Arabistan'a gönderiyor. Galatasaray Kulübü El İttihat Kulübü ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Teknik direktör Fatih Terim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 28 yaşındaki oyuncunun görüşmeleri yapması için izin verdiğini söyledi. Galatasaray'a 2016-2017 sezonunun devre arasında transfer olan Yeşilburun Adalı futbolcu bu sezon 20 maçta forma giydi ve 4 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. Fenerbahçe'de Atıf Şeyşu ve Nebil Dirar'ın ardından Volkan Demirel de affedildi. Tecrübeli kaleci kameralar önünde özür diledi. Kulüpte Volkan'ın Antalya kampı kadrosuna dahil edildiğini duyurdu. Kendi adıma yapmış olduğum yanlışlar, konuşmalar, kırgınlıklar, üzdüğüm insanlar varsa tüm camiam adına onlardan özür diliyorum. Başta başkanım olmak üzere as başkanından da özür diliyorum. Fenerbahçe'de 3 ay önce kadro dışı bırakılan Volkan Demirel bu sözleri sayesinde takıma döndü. Tecrübeli kaleci Başkan Ali Koç ve as başkan Semih Özsoy'dan kameralar önünde özür diledi. Kulüp de Volkan Demirel'in Antalya kampının kadrosuna dahil edildiğini açıkladı. Daha önce Atıf Şeyşu ve Nebil Dirar da affedilmiş ve kampta yer alacakları duyurulmuştu. Fenerbahçe 11 Ocak Cuma gününe kadar Antalya Belek'te çalışacak. Kamp Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'la yapılacak maçla tamamlanacak. Fenerbahçe yılın ilk resmi maçını 15, 16 veya 17 Ocak'ta Ümraniye Spor'la Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacak. Medipol Başakşehir'de bir grup Sivasspor'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Robinho ile anlaşma sağladı. Medipol Başakşehir, Robinho'nun transferi için Demir Grup Sivasspor'la anlaşmıştı. Başakşehir yöneticileriyle Robinho'nun avukatı bugün bir araya geldi. Brezilyalı futbolcunun yıllık alacağı ile ilgili görüşme yapıldı. Taraflar 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı. Robinho da sosyal medya hesabından hayalleri gerçeğe dönüştürmeye geliyorum paylaşımını yaptı. Bu arada Medipol Başakşehir, Da Costa'nın El İttihat Kulübü'ne transferi konusunda anlaşmaya vardı. Faslı futbolcu ile ilgili açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Trabzonspor'da bir ayrılık yaşandı. Kulüp Zeki Yavru'nun sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Zeki Yavru'nun sözleşmesi bu sezon sonunda tamamlanacaktı. Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, geçen hafta Zeki Yavru ve Olcay Şahan için gelecek transfer tekliflerini değerlendireceklerini açıklamıştı. Kulüp bugün Zeki Yavru'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu. Futbol hayatına şehrin takımlarından Trabzon Telekom'da başlayan 27 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'un 21 yaş altı takımında forma giydikten sonra sırasıyla 1461 Trabzon, Kayserispor ve Gençler Birliği'nde oynamıştı. Geçen sezonun sonunda Trabzonspor'a geri dönmüştü. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Sadık Çiftpınar geleceğiyle ilgili kulübü Evkur Yeni Malatyaspor'un vereceği kararı bekliyor. 26 yaşındaki stoper, teklifler gurur verici, kulübüm en iyi değerlendirmeyi yapacaktır dedi. İki tane çok önemli camia benimle ilgileniyor. Bunu herkes biliyor zaten. Ben de farkındayım. Sadık Çiftpınar kulübü Evkur Yeni Malatyaspor'un kendisiyle ilgili vereceği kararı bekliyor. Sarı Siyahlıların başkanı Adil Gevrek, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 26 yaşındaki stoperiyle ilgilendiğini açıklamıştı. Sadık Çiftpınar'da transferle ilgili son sözü kulübün söyleyeceğini dile getirdi. Benim açımdan çok güzel bir şey, gurur verici bir şey. Ama tabii ki süreci değerlendirecek olan benden önce bir
Malatyaspor yönetimi var, başkanımız var. Onlar süreci aynı şekilde değerlendirecek. Kulübün de menfaatleri doğrultusunda kararı verecekler. Yeni Malatyaspor ligin ilk yarısını 3. sırada tamamlamayı başardı. 26 yaşındaki stoper 16 maça ilk 11'de başlarken son karşılaşmada cezası nedeniyle forma giyemedi. Benim performansımın iyi olmasının sebeplerinin en başında takım olarak çok iyi performans sergilememiz geliyor diyebilirim ben. Erol hocamız da bize bu konuda gerçekten çok güven veriyor. Bu da performansı olumlu anlamda etkiliyor. Bireysel olarak ön plana çıkmaktan ziyade gerçekten biz takım olarak iyi bir birlikteliğimiz olduğu için bu başarıyı elde ettik. Biz de bulunduğumuz konumu sonuna kadar en kötü ihtimalle korumaya çalışacağız. Ligin sonunda en az hata yapan şampiyon olacaktır diye temenni ben ümit ediyorum. Sadık Çiftpınar uzun vadeli hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu sözlerine ekledi. Gazetelere bakacağız şimdi. Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Gültekin Onay'ın yazısının bir bölümünü aktaracağız. İyi bir Beşiktaşlı, iyi bir golcü Burak tam isabet başlığıyla görülmüş bu yazı. Görünen o ki Burak transferiyle ilgili herkes birbirini dolduruyor. Tepkiler abartılı. Golcüsü olmayan Beşiktaş'ın Burak'a, Burak'ın da Beşiktaş'a ihtiyacı var. Bundan sonra gösterilecek tepkiler, liderin 9 puan gerisinde 7. sıradaki bir Beşiktaş'ı daha fazla kaosa taşımaktan başka bir işe yaramaz yorumunu yapıyor Gültekin Onay bu yazısında. Şimdi Fanatik Gazetesi'ne bakacağız. Fanatik Gazetesi'nde Şener'i istiyorum başlığıyla bir haber var. Bu sözler Şenol Güneş'e ait. Beşiktaş'ın hocası Bursaspor'dan eski öğrencisi olan Şener Özbayraklı'nın transfer edilmesini istedi. Fikret Orman takas formülüyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüşecek denilmiş. Ve Şenol Güneş Bursaspor'u çalıştırdığı dönemde Şener'i parlatmış ve vitrine çıkarmıştı deniyor yine gazetenin bu sayfasında. Fanatik gazetesiyle devam edeceğiz. Gazetenin bu sayfasındaysa Tolgay ısrarı başlığıyla bir haber var. Fenerbahçe bir süredir gündeminde olan Tolgay Arslan'ın Beşiktaş'ın devre arası kampına dahil edilmemesi sonrası yeniden düğmeye bastı. Tolgay için Ozan Artı 1,5 milyon euro teklif edildi. Artık tüm gözler Kartal'ın bu teklife vereceği cevapta saklı denilmiş. Sadık transferiyle ilgili ise Fener bir adım önde deniyor. Marcos Rojo'dan müjdeli haber geldi başlığıyla da bir haber var. Manchester United forma şansı bulmakta zorlanan savunma oyuncusu Marcos Rojo'nun menajeri oyuncuyla ilgili olarak tekliflere açık olduklarını açıklamıştı. Bu sezon şu ana kadar Kırmızı Şeytanlar adına sadece 4 kez sahaya çıkabilen Rojo'nun gözden çıkarıldığının bir başka kanıtı ise İngiliz ekibinin devre arasında kadrosuna Atletico Madrid'den Diogo Godin'i katmak istemesiyle iyice perçinledi ve 28 yaşındaki Arjantin oyuncuyla ilgili gelişmeleri Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği öğrenilirken İngiltere'den ve İtalya'dan da bazı takımlardan Royal listelerine aldıkları öne sürüldü denilmiş gazetenin bu haberinde. Fotomaç gazetesiyle devam edeceğiz. Fotomaç gazetesinde İtalyan aygırı başlığıyla bir haber var. Fenerbahçe'de gündeme gelen son forvet Manolo Gagliardini başlığıyla verilmiş. Çizme basını Sarı Lacivertli Kulübü'nün Southampton'ın gözden çıkardığı Manolo Gagliardini ile ilgilendiğini yazdı. 27 yaşındaki golcünün talibi çok denilmiş ve çizmede son dönemde yetişen önemli golcüler arasında yer aldığı notları var. Ciddi transferlere imza attı. 2012'de 11 milyon euroya Atalanta'dan Juventus'a, 2013'te 11,5 milyon euroya Juve'den Sampdoria'ya, 2015 yılında 12,5 milyon euroya Sampdoria'dan Napoli'ye giden Manolo için Southampton 2 yıl önce 17 milyon euro bonservis ödedi. Forvet arkası ve kanat olarak da oynayabilen Gagliardini'nin 2021'e kadar mukavelesi var denilmiş. Şerife Çifte Kanca başlığıyla da Lazio ve Dortmund Makedon orta saha için 15 milyon euroyu gözden çıkardı deniyor. Cagnen ise Balotelli için de Fener'e başlığıyla yine haberler yer almış Fotomaç gazetesinin bu sayfasında. Şimdi Milliyet gazetesine bakacağız. Milliyet gazetesinde de Saray'da af yok başlığıyla bir haber var. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takımdaki gelecekleri merakla beklenen iki oyuncusu için kararını açıkladı. Ve tecrübeli hoca özür dileyen Serdar Aziz'i affetmedi. Performansını beğenmedi Eren Derdiyok'la da yolları ayırdı. Fenerbahçe Serdar'a resmi teklif götürdü. Sarı lacivertlerin bonservis ödemeden bu transferi yapmak istediği öğrenildi denilmiş bizim de
aktardığımız haberi böyle yansımış Milliyet gazetesine. Serdar Şah, hocam haklı sözleriyle destek veriyor. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'le görüşmesinden ayrılık kararı çıkan Serdar Aziz, skorer.com'a konuştu. Tecrübeli futbolcu, hocam haklı, çalışma kültürlerimiz çok farklı diyerek Terim'e istemkar bir yanıt verdi. Ve Premier Lig var sırada. Zirveyi direkt ilgilendiren karşılaşmada Manchester City lider Liverpool'u konuk etti. Manchester City Liverpool'a sezonun ilk mağlubiyetini yaşattı ve puan farkını 4'e indirdi. Premier Lig'de sezonun maçına hoş geldiniz. Klopp ve Guardiola hazır. Etihad'da City Liverpool'u konuk ediyor. Salah bıraktı. Mane vuruyor, top direkten dönüyor. İkinci pozisyon ters vuruş. Stones son anda çizgiden çeviriyor. Gol itirazları var. İşte Mane'nin vuruşu. Sonrasında John Stones Ederson'un kafasına çarpıyor. Bu top sadece 11 milimle içeride değil. Gol yok. Van Dijk vurdu. Bernardo Silva. Bernardo kendi gitti, yerden gönderdi. Agüero harika bir gol. Kun Agüero iğne deliğinden zımba gibi vurdu topa. Bernardo burada nefis sürükledi. Alisson'u böyle mağlup etti Arjantinli. Arnold, Company, Firmino. Kaleci kalesinde değil ama savunma yerinde. Company uzaklaştırdı. Beraberlik arıyor, yükleniyor Liverpool. Alexander Arnold. Nefis bir top içeriye doğru. Robertson, Firmino ve oyunda eşitlik var. Gol geldi, durum 1-1 oldu. Dev maçta denge var şu anda. İşte Jürgen Klopp'un sevinci. Sane, Wijnaldum Salah'a doğru, Ederson. Liverpool hata, bir anda City hatağına dönüştü. Sterling, Agüero kaçtı, Sane kaçtı. Sane'ye doğru, Sane sert vuruyor ve gol. Çok düzgün bir vuruş. Manchester City tekrar önde. Puan farkını artırmak istiyordu Liverpool. City ligin kopmasını istemiyordu. Şu an Manchester'ın oyuncularının istediği oluyor. Sane attı golü. Sterling, Agüero net pozisyon. Alisson son anda dokunuyor. Agüero gole yaklaştı. Brezilyalı hayır dedi. İşte Pep Guardiola. Baskısı var Liverpool'un. Oynayın dedi hakem. Ara topu Muhammed Salah. Salah sevdiği toplar Ederson. Gole yaklaştı Liverpool. Ederson hayır dedi. Korner. Shaqiri kullandı. Ederson. Arka direk. Bu vuruş Ederson. Company müthiş bir karambol. Harika bir maç izletiyor iki takım bizlere. Sane. Arnold. Shaqiri. Pres var. Bernardo vurdu Alisson. Lovren. Şimdi Sterling out. Maç boyunca Lovren rakip takıma birçok ikram yaptı. Bu da onlardan biri. City 2-1 kazanıyor. Yarış devam ediyor Premier Lig'de. Premier Lig'de Tottenham'ın ise zirve takibi sürüyor. Pochettino'nun ekibi son olarak deplasmanda Cardiff City'yi 3 golle geçti. Tottenham Cardiff City'nin konu oluyor görüntüde. Mauricio Pochettino, Tottenham'ın menajeri, peş peşe gelen galibiyetlerin ardından Tottenham 2018'in son maçında Wolverhampton'a beklenmedik şekilde sahasında 3-1 kaybetmişti. Yeniden galibiyet peşinde Tottenham. Dele Alli ceza sahası içerisinde Harry Kane topu önünde buldu, bir şans golü. Çok şanslı Harry Kane. Dele Alli Sissoko ile paslaştı. Dele Alli, Harry Kane derinlemesine bir pas. Son
Sol kanatta Eriksen var. Eriksen topu önüne aldı. Çekti, vurdu, golü attı. 12. dakikada Tottenham 2-0 yaptı. Cardiff City, Tottenham'lı futbolcuların paslaşmalarını seyredince topu ağlarından çıkartıyor. ...12. dakikada 2-0 oldu ancak Tottenham çok hızlı başladı maça. Dakika 26, Sissoko söktü topu götürdü. Harry Kane son ve gol. 3-0, 26. dakikada 3-0 oldu. Cardiff City yarım saatte olmadan kalesinde 3 gol birden gördü. Tabii bu pozisyonda defans kalabalık ancak yakın oynamıyor Cardiff City'li futbolcular. Tottenham'lı oyunculara çok alan ve zaman verince Tottenham'da çok rahat kalitesini konuşturuyor bu karşılaşmada. Artık son saniyeler. Kevin Friend'in son düdüğü geldi. Tottenham 3-0 kazandı. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo tartışmalarına La Casa de Papel dizisiyle ünlenen Pedro Alonso farklı bir boyut getirdi. Berlin rolünü canlandıran Alonso karakterine hazırlanırken Messi'den ilham aldığını söyledi. Messi mi, Ronaldo mu? Yıllardır süren bu tartışmaya eski futbolcular, teknik direktörler, politikacılar bile dahil oldu. En sıradışı yorumlardan biri ise dünyaca ünlü dizi La Casa de Papel'de Berlin rolüyle tanınan Pedro Alonso'dan geldi. GQ Man of the Year 2018'de yılın uluslararası starı seçilen 47 yaşındaki aktör, dizideki rolüne hazırlanırken seçtiği yolu Ronaldo-Messi karşılaştırması yaparak tanımladı. Berlin oynamanın iki yolu olduğunu düşündüm. Biri son derece pratik ve açık, diğer yolsa oldukça öngörülmeyen ve risk almayı gerektiren bir yoldu. İkinci seçenek bana daha heyecanlı ve zorlayıcı geldi. Bu iki stili Ronaldo ve Messi'ye benzetiyorum. Cristiano Ronaldo hedef belirler, oraya doğru gider ve istediğini elde eder. Messi ise ne yapacağımı ben de bilmiyorum der, gerçekten kendisi bile bilmiyordur ama sonunda hedefe ulaşır. Bu çok daha büyülüdür. Ben bu dizide Messi olmayı seçtim. Hangisinin daha iyi olduğu tartışılan Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo, beşer kez dünyada yılın en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü. Danimarkalı milli futbolcu Bentner'e taksi sürücüsüne saldırdığı gerekçesiyle 50 gün hapis cezası verildi. Bentner sosyal medya hesabından kelepçeli bir fotoğraf paylaştı. Nicholas Bentner'in ev hapsi cezası başladı. Geçtiğimiz aylarda bir taksi şoförünü darp eden 30 yaşındaki futbolcu 50 gün boyunca dışarı çıkamayacak. Ayak bileğine takılı elektronik kelepçe fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Danimarkalı futbolcu, hem benim için hem de işini kaybeden taksi şoförü için tabii ki bütün bu yaşananların olmasını istemedim. Nasıl davrandığı ve ne söylediği önemli değil. Bu onun için istediğim bir şey değildi. Şüphesiz anlaşmazlığımızı çözeceğimiz birçok yol vardı. Taksi sayacının gösterdiği tutarı ödeseydim, ben ve arkadaşım direksiyon başındaki öfkeli bir sürücü tarafından takip edilmezdik. Olaylar gerçekleşirken saniyeler içinde vermem gereken kararı veremedim, ifadelerini kullandı. Bentner bu süre zarfında takımının antrenmanlarını da kaçıracak. Kariyerine Norveç'in Rosenborg takımında devam eden Nicholas Bentner, daha önce Arsenal, Juventus ve Wolfsburg gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giydi. Bentner, Danimarka milli takımıyla 81 maçta 30 gole imza attı. Basketbol var sırada. Turkish Airlines EuroLeague'de Anadolu Efes 16. hafta maçında Bayern Münih'i konuk etti. Lacivert Beyazlılar karşılaşmayı 92-77 kazandı. Anadolu Efes'in Turkish Airlines EuroLeague'deki 2 maçlık galibiyet hasreti sona erdi. CSK Moskova ve Barcelona deplasmanlarından eli boş dönen Lacivert Beyazlılar Bayern Münih'i konuk ettiği karşılaşmayı 92-77 kazandı. Maç boyunca üstün oyununu sürdüren Anadolu Efes topu hücumda iyi dolaştırdı. Toplamda 23 asist üreten Lacivert Beyazlı ekip rakibinin oyuna ortak olmasına müsaade etmedi. 20 sayı, 4 rebound ve 5 asistle oynayan Vasilije Micić karşılaşmanın oyuncusu seçildi. Bryant Dunston ve James Anderson 16'şar sayıyla oynarken Adrian Moerman 14 sayı, 7 reboundlı galibiyette önemli rol oynadı. Bayern Münih'te Vladimir Lucic 14 sayı, 7 rebound ve 4 asistle maçı tamamladı. Sezonun 10. galibiyetini alan Anadolu Efes, 17. haftada Zalgiris Kaunas'a konuk olacak.
Eurolig lideri Fenerbahçe Beko Baskonya'yı konuk edecek. Sarı lacivertler üst üste 12. galibiyeti için parkeye çıkacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe Beko Eurolig'de 14 galibiyet, 1 mağlubiyetle zirvede ve son 11 maçını kazandı. Ligde 7 galibiyet, 8 yenilgisi bulunan Baskonya ise averajla 10. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı Sarı Lacivertliler 74-72 kazanmıştı. Darüşşafaka Tekfen'se zorlu İspanya deplasmanında galibiyet arayacak. Yeşil Siyahlılar Barcelona Lassa'ya konuk olacak. İspanya'da oynanacak maç saat 23'te başlayacak. Geride kalan 15 maçta 2 galibiyet alabilen Darüşşafaka Tekfen 16. ve son sırada bulunuyor. Barcelona Lassa ise 8 galibiyetle 7. basamakta. İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Barcelona Lassa 79-71 kazanmıştı. 50. yaş gününü kutlayan efsane pilot Michael Schumacher için eski takımı Ferrari özel bir hediye hazırladı. İtalyan ekibi Alman pilotun kariyerinin anlatıldığı bir müze açtı. Michael Schumacher'in 50. doğum gününü efsaneleştiği takımı Ferrari'de unutmadı. İtalyan ekibi Schumacher'den ilham alınarak kurulan Keep Fighting, Savaşmaya Devam Et isimli vakıfla birlikte Michael 50 adı verilen müzeyi efsane pilotun sevenlerine açtı. Scuderia Ferrari Kulübü temsilcileri ve hayranları açılışa akın etti. Ferrari'nin tesislerinin bulunduğu Maranello'da açılan müzede Michael Schumacher'ın rekorlarla dolu Formula 1 kariyeri sergileniyor. Zaferler Salonu olarak adlandırılan bölümde Alman pilotun Ferrari'de geçirdiği 11 yıl boyunca kullandığı en önemli koltuklar da yer alıyor. 5'i Ferrari'de olmak üzere toplamda 7 şampiyonlukla rekoru elinde bulunduran Michael Schumacher, kariyeri boyunca 91 Grand Prix zaferi yaşadı ve 155 kez podyum gördü. Ve son olarak günün öne çıkan 3 maçının oranlarını ekrana getireceğiz. Euroleague'de Fenerbahçe-Beko-Baskonya maçında Fenerbahçe 10 veya üzeri bir farkla kazanırsa galip sayılacak. Bu maçta toplam sayı limiti 159,5 olarak belirlenmiş. La Liga'da Levante-Girona maçında ev sahibi galibiyetine 1.90, konuk takım galibiyetine 2.90, beraberliğe 3 oran verilmiş. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50 olarak belirlenmiş. Euroleague'de bir de Yunan derbisi oynanacak. Olympiakos-Panathinaikos maçında Olympiakos 6 veya üzerinde bir farkla kazanırsa galip sayılacak. Toplam sayı limiti ise 155,5. Ve spor not defterini noktalıyoruz. Yine spordaki gelişmelerle gün boyunca karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.